Seyran merhaba. Sen ortalarda dolaşma dedin ama ben dayanamadım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yardım edeyim mi? Hiç dinlemeyeceksin değil mi? Neye ihtiyacım olduğunu anlamayacaksın. Hep böyle kendi içinden geldiği gibi davranacaksın. Misal ev arıyordun, buldum ben de. Onu söylemek için geldim. Sen telefonlara cevap vermeyince. Halamın komşusu kiracı arıyormuş. Ben de haber gönderdim, seni bekliyor. Hani eğer beğenirsen hemen taşıyabiliriz evi. Halanın komşusuna mı haber verdin? Evet. Sağ ol Mithat. Ama ben halledebilirim kendi işimi. Bugüne kadar hep böyle oldu zaten. Bugüne kadar ne olduysa oldu ama bak, ben varım artık. Buradayım. Olmaz Mithat. Olmaz bizden. Benim kızımla kurduğum küçük bir dünyam var. Senin kocaman bir ailen. Tamam. Sevdik birbirimizi. Güzel şeyler yaşadık. Ama buraya kadar. Yani bundan bir ilerisi yok, olamaz. Üzerler bizi Mithat. Seni de, beni de üzerler. Bak, ben bugüne kadar çok mücadele verdim. Artık sakin, huzurlu bir hayatım olsun istiyorum. Bize bunu yaşatmazlar. Benim hiç kimseyle karşı karşıya gelecek gücüm yok artık. O yüzden herkes kendi yoluna gitsin. Eski kocan yüzünden böyle konuşuyorsun değil mi? Korkutmuş seni belli. Ama bak, dünden bugüne bana bir şey olmadı. Karşıma dikilen babam da olsa verecek cevabım, arkasında duracak yüreğim var. Ama ne olduysa sen birden değiştin. Öyle olsun.